Evet, Almanya'da artık Weihnachten, yani yılbaşı yaklaşınca böyle yol kenarlarında bol bol kabak görürsünüz. Fiyatları burada yazar. Bu büyük kabaklar 10 euro. Küçükler 4 euro. Patates kaç kilo bilmiyorum, 10 euro. Küçükler 2 euro. Orta boy 7 euro, 4 euro, 4 euro ve 2 euro çocuklar için. Sonra da parayı buraya atarsınız ve gidersiniz. Size kimse bir şey demez işte. Kabaklar böyle. Bal kabağı olarak. Güzel, tatlı, lezzetli kabaklar. Böyle çokça yol kenarlarında görürsünüz. Kimse yoktur başında. Parayı alırsınız, gidersiniz. Büyük kabaklar böyle bir köyde. Biz de bir yürüyüşe çıkalım dedik böyle. Almanya'da Weihnachten kabakları. Böyle bir Almanya köy ya da böyle yaşam gezisi, yani yaşanılan yerleri böyle tanıma adına küçük bir gezinti yapıyoruz. Bir parka geldik. Lufkurort Zalaozun diye geçiyor burası. Böyle küçük bir köy, dere akıyor. Bir otoparkı falan yapılmış. İleride çocukların oynayacağı parklar falan var. Yeşillikli bir yer. Burası genelde böyle psikolojik rahatsızlıkları olan insanların, doktorların tavsiyesi üzerine buralara gelip buralarda yürüyüş yapıyorlar, tatil yapıyorlar. Kısacası rehabilite oluyorlar. İşte sağlık saatlerine tekrar kavuşma adına. Böyle küçük bir köy. Zaten genelde yerleşimler küçük olduğu için küçük küçük böyle yerleşim yerleri. İşte burası bir inşaat çalışması, yenileme yapıyorlar. Biz de böyle geldik. İşte bir yürüyüş yapalım. Hem Almanya'da böyle güzel havalar bulmak zor. O yüzden. Genelde bizim bulunduğumuz bölge ormanlık çok olan bir yer. İşte burası dere. Dere akıyor. Ördekler. Evler. Bu sel baskını olduğu zaman su buralara kadar çıkmıştı. Ama elhamdülillah bir sıkıntı olmadı buradaki şeyle alakalı. Evler ve benzeri. Böyle yerleşim yerleri. İnsanlar böyle yürüyüşlerini yapıyorlar. Bir ördek ya da kaz diyebiliriz. İleride de var bayağı kaz. Böyle çocuklar bisikletlerini sürüyorlar. Burada araç trafiğine girmesi yasak. Düzenlemeler yapılmış ona göre. Su şu an normal azalmış. Normalde bayağı bayağı çoktu. Burası böyle. Dediğim gibi dinlenmek için yapılmış bir köy. Diğer bir enteresan da böyle sular var. Suların akış yönüne, akan yerlerine böyle dinlemek için böyle kulaklık gibi. İşte bakın mesela buradaki su akan sesini buradan dinleyebiliyorsunuz. Zaten bu suyun rehabilite, dinlendirici etkisi bu şekilde kullanılmış. Böyle kafeler falan hepsi var. Otel, kafe, küçük yerler bu şekilde. Doktor tavsiyesi olduğu için de bunu sigorta karşılayabiliyor bildiğim kadarıyla. İşte buradan akan suyu buradan dinleyebiliyorsunuz. Evler bu şekilde. Aydınlık, bol çiçekli. Yaşam alanları. Yani mükemmel yani bu konuda. Yani bayağı ülke gezdim ama bu konuda Almanya'daki gibi böyle sade yaşanılabilir güzel yerler, yani güzel dizayn edilmiş evler görmedim desem yeridir. Çünkü çevre, doğa ciddi oranda korunuyor. Ağaç kesmektir ve benzeri, sağa sola çöp atmadır. İşte bak, yollara bakıyoruz. Dereye bakıyoruz hiç. Yani çöp adına bir şey yok. Şöyle baktığım zaman yollar, sigara izmariti bile yok. Burası dere. Böyle akıyor.
Böyle küçük bir köy. Kurpark diye geçiyor. İşte burada oteller falan var, kilise var. İnsanlar burada yürüyüş yapıyorlar. İşte kafeler var, evler var. 30 kilometre sınırı. Çocuklar bisikletine biniyor, gençler. Böyle bir yer. Ama şu böyle suyla alakalı bayağı bir ileride de göreceğiz. Düzenlemeler yapılmış. İnsanlar burada oturup çayını kahvesini içiyorlar. Fish terapi, balık terapi. Burada balıklar var mı bakıyoruz. Balık gözükmüyor ama suların sesi bayağı böyle işte. Yani insanı dinlendiriyor. Burası bir otel. Bu şekilde devam ediyor. Burası dediğim gibi bir yaşlıların özellikle çokça geldi. Terapi merkezi gibi bir yer. Ve işte daha önce geldiğimizde su bayağı yüksekti bu sel olduğu dönemde. Şu an normal. Burası da bir kafe. Aynı zamanda oturacak yeri var. Bu şekilde. İleri devam ediyor. Sularla alakalı terapi yapılan yerler burası. Şifalı su Türkiye Türkçe tabiriyle olarak adlandırıldığı için buraya insanlar gelip suya dalıyorlar. Bu şekilde suya giriyorlar. Şifalı, kükürt ne o tarz bir şey sanırsam. Bu şekilde. Yüzmek yasak diyor. Sadece dalın. Burada da kıyı elinizi yıkamak için. Bu şekilde. Evet. Su akmaya başladı. Buradan elinizi yüzünüzü döküyorsunuz. İçilmiyor. Burada da informasyonlar, bilgilendirmeler var. İşte suyu kullandığınız zaman ya da içine girdiğiniz zaman işte vücudunuzu dinç tutar. Kan dolaşımını düzenler. Akşamları uyumanızı kolaylaştırır. İmmün sistemini güçlendirir diye. Burada bilgiler var. Buraya giriyorsunuz. İşte bu şekilde yapılmış. Etrafı yeşillik zaten. Bu şekilde geziyorsunuz. Devam ediyor. Büyük bir alan. Kızım sakin. Ördekler. Bayağı da büyük balık var içinde. İşte insanlar terapi diye yapılmış su, göletler. Burası böyle dinlenmek için böyle konser falan oluyor bazen açık alan. Yaşlılar geliyorlar. Ördekler. Burada yavruları kaçtı. Bu şekilde. Bir kur park. Devam ediyoruz. Bu şekilde çiçekler. Yine bir yapay göl. Buraya geliyorsunuz. Kitabınızı alıyorsunuz. Kitabınızı okuyorsunuz. Köpeklerini gezdirmeye çıkanlar falan. Baya baya aktivitesi bol bir yer.